tarikat içindeki müritleri bekleyen tehlikelerle tarikat içinde olmayan müminleri bekleyen tehlikeler arasında ne fark vardır? Müritleri ve mürit olmayanları bekleyen tehlikeler ahiretteki tehlikelerdir. Dünyaya bağlantısı vardır onların. Ama ilk önce kendimizi hatırlatalım. Şeyh Efendi'nin her zaman söylediğini. Allah'ın evliyası söylüyor. Bizler Müslümanız. Günde 5 vakit namaz kılıyoruz. Her şeyi doğru yapıyorsun. Ama şeyhin yok. Beyazıt Beslami Allah sırrını taksis etsin. Takdis etsin. Büyük evliya. O buyurdu ki bir şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır dedi. Şimdi bir şeyhin olmasının manası nedir? Manası senin bir rehberin var. Çünkü kişi her zaman bir rehber arar kendine. Ya bunu bilerek ya da bilmeyerek bilinçaltında. Ya birisini kendi seçer ya da birisi onu seçer, onu çeker, onu takip eder. Bir rehber ihtiyacı vardır ve o rehberi alır. Tabii ki bizim rehberimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. O bizim rehberimizdir. Tabii ki. Bize rehberlik edenler mürşitlerdir. Mürşitler onlar ki onlar Peygamber Efendimiz'in ayak izlerinde yürürler. Bize Peygamberimiz hakkında öğretirler. Bizi Allah'a getirmek için rehberlik ederler. Eğer sizin bir rehberiniz yoksa size öğretecek. Peygamber Efendimiz'i nasıl takip edeceğimizi ve dünyadan öbür dünyaya nasıl göçeceğimizi o imtihanları geçmemize yardım edecek. Eğer bu yoksa, rehberin yoksa senin rehberin şeytan olur. Çünkü en büyük rehber Peygamberimizdir ve onun varisleridir. Onun dışındakiler bizi Peygamberimize ve Allah'a götürmeyenler, onlar bizi cehenneme götürür. Kim bizi cehenneme götürür? Sadece şeytan. Anlıyor musun? Diyorsun ki o benim imanım var diyorsun. Tabii ki var imanın. Ama imanın ne olduğunu imtihan ettin mi? Senin baban der ki sana bir yüzük veriyorum. Sana bu miras kaldı bu yüzük. Onun değerini nasıl bilirsin eğer onu test etmezsen? Belki annen der ki al bunu mücevherciye götür. Mücevherci der ki bunun hiçbir değeri yok der. İman da böyledir. Sen onun kıymetini keşfedene kadar sana bedava gelmiş gibidir. Eğer adam bir evi sıfırdan yaparsa kendi başına onun değeri çok büyüktür o evin ona. Şimdi eğer adamın kişinin bir rehberi yoksa bize peygamberimizi öğretecek. Ama kişi derse ki ben kitapları takip ediyorum. Kendini kandırıyor. Çünkü hala bir rehberi takip ediyor. Kitabı onun rehberidir. Ama özellikle bugün basılan kitapların çoğunluğu kar için basılıyor ve o kitabı kimin yazdığını bilmiyorsun. Size bir şey söyleyeyim. Eğer Allah ve peygamberi hakkında öğrenmek istiyorsanız Peygamber Efendimizin sünnetini arayın. O eshab-ı kirama Allah'ı kitaplarla öğretmedi. Kendisinden onlar öğrendi. Pek çok eshab-ı kiram, pek çokları okuma yazması vardı. Hazreti Ebu Bekir onlara demedi, alın bu kitapları okuyun demedi.
Öyleleri vardı ki hariciler vardı. Onlar otorite sahibi olan kişiyi takip etmediler. Dediler ki biz sadece kitabı takip ederiz. Şimdi anlayın bu her yere yayıldı bunlar. Şimdi şeyhi olmayan kişideki en büyük tehlike her şeyini yapar, bütün ibadetlerini. Ama onu Allah ve Peygamberimize geri götürecek gerçek bir rehberi yoktur. Mezarının dışında 1000 sene zifiri karanlıkta bekleyecek kıyamet gününde. Ben söylemiyorum bunu, Allah'ın evliyaları diyor. Ve her zaman 124 bin Allah'ın evliyası var bu dünyada yaşayan. Ve senin samimiyetine göre onlar çağırıyorlar, onlar davet ediyorlar herkesi. Çünkü Allah daima bizi çağırıyor, davet ediyor. Zannediyor musun ki ümmeti çağrısı sadece 1400 yıl önce de kaldı? Devam ediyor. Allah subhanahu teala da bize devamlı sesleniyor. Elestü bi rabbiküm diyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bizim hayatımızı nasıl yaşadığımız onun çağrısına verdiğimiz cevaptır. Peygamberimiz bize devamlı olarak soruyor. Bizi çağırıyor. Ümmeti ümmeti diyor. Dersin ki sen şimdi nerede bunun kanısı dersin. Aklın yok mu bunu anlayacak? Efendimiz şehadeti söyledikten sonra bu dünyaya geldiğinde ve bu dünyadan göçerken son söylediği sözde ümmeti ümmetiydi. Bunların arasında onu düşünmeyecek mi zannediyorsun? Bunu inkar edersen güneşi de inkar edersin. Akıllı olan insan ışığın geldiği yeri görür ve güneşi kabul eder. Ve onlar ki Allah'ın evliyasının yolunda gidenler, onlar devamlı çağırıyorlar. Bu ümmeti bir araya gelip Allah'ı hatırlamasına çağırıyorlar. Bu mürit olmayanlar için en büyük tehlike budur. Eskiden herkesin bir şeyhi vardı. İmparatorluk varken, Osmanlılar hüküm sürerken o imparatorluğun içinde herkes bir müritti. Herkes bir tarikata bağlıydı. Çöpleri yolu süpürenden sultana kadar hepsinin bir şeyhi vardı. Herkes Allah'ın evliyasına inanırdı. Herkes onlara gidip dualarını isterdi. Herkes derdi lütfen bana yardım et, rehberlik et. Yaşayanlar ve mezardakiler de dahil. Ondan daha fazlası pek çok Müslüman olmayanlar da inanırdı. Allah'ın evliyasına giderlerdi. Yaşayan ve bu dünyadan göçmüş olanlara da. Onlar her ne kadar aynı dine inanmasalar da inanırlardı onun, o kişinin Allah'ın evliyası olduğunu. Hindistan'da pek çok Müslüman türbeleri var ki Müslüman olmayanlar Hintliler oraları dolduruyor. Allah subhane teala onun sevgili kullarını sevenleri cezalandıracak mı zannediyorsun? Onların kalbine o imanın girmesi çok kolaydır. Son nefesini vermeden önce bir evli Allah'ın evliyası ona dokunur ve şehadeti söyletir. Nedir o? Herkesin fıtratı Müslümanlık üzerinedir. Müslüman doğmuşlardır. O perdelerin kaldırılması samimi olan kişiden çok kolay olur o zaman. Onlar hali hazırda mürid olanlar onlara daha büyük tehlikedir. Ama her tehlikeyle, her imtihanla da
bir şeref gelir, bir değer gelir. Ama tabii ki o tehlikeyle de beraber gelir. Bugünlerde bunun üzerine çok fazla konsantre olmak istemiyorum. Çünkü bu zamanlar ahir zamandayız. Ahir zamanda Allah'ın evliyası kolaylaştırırlar. Bizim için zorlaştırmazlar. İlk cahiliye zamanında onlar, Peygamber Efendimiz'in yakınındakiler en küçük bir günah bile işleseler çok ağır cezalandırırlardı. Ama ahir zamanda pek çok bilerek bilmeyerek o kadar büyük yanlışları yapsak da Allah'ın merhameti yine de ulaşıyor. Kime ulaşıyor onlar? Küstah ve gururlu olanlara değil, mütevazi olanlara, alçak gönüllü olanlara, zayıf, aciz olduklarını anlayanlara gelir. Onlar anlıyorlar. Diyorlar ki ben yanlışlıklarla, günahlarla doluyum. Ama merhamet diliyorum. Onlara yardım ulaşır. Müride ulaşan tehlike odur ki, o çünkü daha yakın. Rabbine daha yakındır. Rabbine ne kadar daha yakınsan adamın her şeye dikkat edersin. Ne kadar uzaktaysan mesela hedefe ne kadar uzaktaysan ne kadar yakınsan hedefe o kadar tehlikelidir. Derler ki eğer bir yol kesen eşkıyanın karşısına çıkarsan o çok tehlikelidir. Onu her an seni her an öldürebilir. Öyle değil mi? Derler ki eşkıyanın yanında söylediğin söze dikkat et. Yanlış sözü söylersen seni öldürebilir. O zaman çok dikkat etmelisin. Ve derler ki eğer bir Allah'ın evliyasının yanındaysan da o zaman kalbine dikkat et. Kalbinde ne olduğuna, ne geçtiğine dikkat et. Kalbimizden geçeni dikkat edebilmemiz için yıllar süren bir eğitimden geçmeliyiz. Bu kişiye tehlike odur ki kalbini izlemez, kalbine bakmaz ve düşünür ki ben şeyhle yıllardır beraberim, pek çok namazlarım, zikirlerim var, pek çok şeyler yapıyorum, hizmet ediyorum ama ben kalbime dikkat etmiyorum. O zaman bir şey girebilir kalbine gizlice. Ya da çok derinlerden bir şey dışarı çıkar. Çünkü şeyh kalbinden her şeyi çıkartacak şimdi. Herkesin içinde kanser hücreleri vardır, öyle değil mi? Duruma göre ve her ne oluyorsa hayatında birden harekete geçebilir o hücreler. Allah bizi bunlardan korusun. Allah bunlardan geçenlere de merhamet eylesin. Şimdi şeyhler bu virüsleri de çıkartıp bitirmek için uğraşırlar. Ama sen eğer kalbine dikkat etmiyorsan mürit için tehlike odur ki zanneder ki kalbi halihazırda temizlenmiştir. Mürit için tehlike odur ki kendini halihazırda bir veli zanneder. Kendini masum zanneder. O kadar temiz ve saftır ki yanlış hiçbir şey yapamaz. Yaptığı her şey kabul görür zanneder. Çünkü kendine bakmıyor, dikkat etmiyor. Daha önce ne dedik? Eğer bir eşkıyanın yanındaysan onun karşısında konuştuğuna dikkat edersin. Ama evliyanın yanında kalbine dikkat etmelisin. Nedir o? Tefekkür. Bir saat tefekkür 70 yıl nafile ibadetten daha hayırlıdır.
Demek ki oturup düşünmeliyiz. Kalbimizde ne var? Sadece bir saat değil, 5 dakika bile oturup tefekkür etsen o daha hayırlıdır. Oturup anlamaktır. Bugün ne yaptın? Bugün kime ne söyledin? Allah için mi yaptın? Yoksa nefsin için mi? Nefsin içinse bağışlama dile. Yalan söyleme, kendini kandırma. Samimiyetsiz olmaya çalışma. Ne kadar samimi olursan, kalbinden geçene ne kadar dikkat edersen, o zaman daha çok sana emniyet gelir. Belki yanlış bir şey yapmıyorsun ama yanlış şeyler geçiyor kalbinden. O vakit o zaman işte senin estağfurullahın bir manası olur. Çünkü bileceksin. Niçin estağfurullah diyorsun? Sadece robot gibi tekrarlamıyorsun. Eğer kalbini yoklamıyorsan yaptığın her şey bir rutine dönüşür, sıradanlığa dönüşür, robot gibi. O zaman fazla kıymet gelmez. Müride gelen tehlike odur ki kalbine dikkat etmezsen, dikkatli olmazsan zannedersin ki kendini herkesin üstünde görürsün. Bu en büyük tehlikedir. Biz değiliz. Biz onları takip ediyoruz ki sadece o konuya birazcık dokunuyoruz. Bu konu üzerine saatlerce oturup konuşabilirsin.